Herkese merhaba. Merhaba. Twilight Zone serisinin 11. bölümüne hoş geldiniz. E, bu bölümümüz 11 Aralık 1959 yılında yayınlanmış. <laughs> İsmi de And When The Sky Was Opened. Biraz uzun bir isim. Evet. Bu hikaye de kısa bir hikayeye dayanıyor. E, Richard Madsen diye bir kişinin yazdığı Disappearing Act adlı kısa hikayesine dayanıyormuş. <laughs> Rod Serling de herhalde bunu uyarlayan kişi. Teleplay diye geçiyor. Hikayenin konusundan çok kısaca bahsedersem 3 astronot uzay uçuşundan dönüyorlar ve ondan sonraki yaşadıkları ilginç olay anlatılıyor. Aslında bir olay da sonunda yok oluyor. O olay da yok oluyor. Yani varlığını yitiriyor. Çok ilginç bir bölümdü. Hani huzursuzluk mu dersin? İçine gerçekten kaptırdığın bir bölüm kendini ve ne Hı -hı. olacağını sorguluyorsun bölümü izlerken. Sonunda da bir şey de bulamıyorsun öyle bir sıkıntı ya zaten var. Zaten Twilight Zone serisinde mantık da aramamak gerektiğini düşünüyorum. yani hı hı. Sonuçta kurgu seni eğlendirme amaçlı. Seni o televizyonun içine sokup o yarım saatte olsa ya da 25 dakikada da olsa seni gerçek dünyadan koparıp biraz daha böyle farklı bir dünyaya sokma ya amaç. Ama sanki çok havada bırakıldı bu bölüm. Yani hiçbir şey de açıklanmadı. Bu kişiler niye böyle bir olay yaşadı sonucunda niye böyle bir şey oldu. Sonra ne olacaktı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Tamamen belirsizlik. Tabii. Tamamen. Yani yok oluyorlar. Acaba zaman evet. kayması mı yaşandı gittikleri yerde daha ya da şöyle bir şey var. Benim aklıma gelen şu oldu ilk. Senin de aklına gelmiştir. Hı -hı. Back to the Future değil mi? Evet. Burada en fikiriz. Burada da Marty McFly varlık olarak geçmişten mi gelecekten mi siliniyordu? Ben hatırlayamadım şimdi. Ee, gelecekte siliniyordu. Gelecek. Yanına fotoğrafını alıyordu. Ha, o fotoğraftan kontrol Silinmeye başlıyordu, evet. değil mi? Tamam. O fotoğraftan silinmesinin sebebi de yaptığı hareketti, ama o geçmişte yaşıyor, gelecekten siliniyordu, evet. değil mi? O geçmişte de o hatayı düzeltmeye çalışıyordu. <laughs> Acaba dedim, buna benzer bir hikayemi ya da bu bölümden o bölüm mü esinlendi? yani Back to the Future yazan kişiler burada esinlenmiş olabilir mi? Benim aklıma direkt bu geldi. Bence olabilir. Ya sonuçta öncesinde bu yapılmış. Belki bunun öncesinde de belki bir hikayelerde çıkmış olabilir. Tabii hı hı. biz görsel sanata dökülmüş halini görüyoruz ya bu hikayenin evet. biraz da. O mesela çok ilgimi çekti. Nasıl bir temellendirme yapabiliriz diye düşündüm bu filme. Zamanda kaymamı yaşadılar. Olmamaları gereken bir paralel evre düşüp oradan varlıkları mı silindi var ya böyle birçok e, teori. Ya da bazı Fizik şey bilmeden teorik kastırıyoruz <laughs> ya bizler. Kusura bakmayın. Onlar <laughs> yani sadece varsayın. <laughs> ya bir şeylerin farkına vardıklarında yok oluyorlar gibi sanki. Ben zamansal olarak olduğunu düşünüyorum. Yani zaman olarak. Sıra sıra yok oldu. Ya öldüler bir yerde sırayla öyle yok oldular. Ya da başka bir yerde bulunmamaları gereken bir yerde evren onların bilgisini yok etti ve onlar yok oldular. Çok beyin patlatmak lazım. Ya Philip, K. Dick, Philip K. Dick romanı biraz böyle roman demeyeyim de Philip K. Dick e, filmlerini falan izleyince kafanda az çok oturuyor. <laughs> i̇şte The Man in the High Castle'lar vesaire. Ben henüz okumadığım için. Çok iyi güzeldir mesela. Öneririm <laughs> Philip K. Dick'te. Ben de e, oradan yola çıkarak acaba dedim hani Back to the Future da aklıma geldi. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü farkına varmadan birisi direkt zaten yok oluyordu galiba. <laughs> Öyle miydi? Yok üç kişi geliyorlar e, birlikte bara gidip şey kafeye gidiyorlar. İstersen Orada... bir öyküyü anlatalım mı kısaca. Tamam sen kısaca. O, o zaman kısaca ben hikayeyi özetleyeyim burada. Uzay yolculuğuna çıkan 3 astronot var. Bunlar döndüklerinde bir kaza geçirmiş durumdalar. E, uzay gemisi bir kaza geçiriyor ve üçünü de hastaneye alıyorlar. Hı hı. Ardından e, bunların ikisi taburcu oluyorlar sabah ve çıkıyorlar. Birlikte bir bara gidiyorlar. E, barda bu astronotlardan birisi telefonla ailesini arıyor. Ve annesi öyle bir oğlu olmadığını ve şaka mı yaptığını söylüyor. Bir sürü bir şeyler söylüyor artık oraları pek duymuyoruz. Bak Fakat, orada şeyi anlıyoruz ama. Farklı bir yerdeler bu adamlar. Evet. Yani açık ve net bir şekilde bu yaşadıkları evrene ait değiller. <laughs> Orada ben tik attım mesela izlerken. Evet. Ardından o telefon kulübesinin içinde yok oluyor. Diğeri de... Telefon kulübesinde mi yok oluyor? Evet. Yoksa geriye gitmiyor muydu? Yok. Geriye dönmüyor. İlk adamdan bahsediyorum ben. Hmm. Telefon kulübesinde yok oluyor. Arkadaşı onu kontrol etmeye gittiğinde telefon kulübesinde onu bulamıyor. Çevresine soruyor. Ve hiç kimse öyle bir insanın olmadığını, hayatta olmadığını söylüyor. İşte gidiyor kız arkadaşımı, eşimi hatırlayamıyorum. Onun da tartışıyor aynı şekilde. Ve e, o kişinin hiçbir şekilde var olmadığını söylüyorlar. Tekrardan hastaneye gidiyor e, yatan arkadaşının yanına. Ona soruyor aynı şeyleri. Hep beraberdik bu görevde. Fakat o da hatırlamadığını, öyle birinin var olmadığını söylüyor. Bunun üzerine adam odadan çıkıyor ve bir anda o da kayboluyor. Ve evet. e, arkadaşı işte başını çeviriyor, bakıyor. İkinci yatak yok orada. Odadaki ikinci yatağı da almışlar. Tek kendisi kalmış. O farkına varıyor bu evet. sefer. O da farkına varıyor ve e, oradaki hemşireyle bunu tartışırlarken... E, ...hemşire öyle birinin hiç gelmediğini tek başına geldiğini söylüyor. Ve ardından o adamın da bir şekilde yok olduğunu görüyoruz. Zaten bölüm sonunda da anlatıcı bize e, uçağın bile aslında yok olduğunu, tabii, tabii. var evet. olmadığını söylüyor. Şimdi sen az önce e, geleceğe dönüşten fotoğraflardan silindiklerini söylemiştin. Burada da aynı şekilde gazete var. Gazetede sürekli fotoğrafları yok oluyor. Belki Hı -hı. dikkat etmişsindir. Tabii tabii. mi evet. oradan kaynaklanıyor diye düşündüm Hı -hı. ben de. Back to the Future i̇şte Daha doğrusu Back to the Future'un esinlendiği yer burası olabilir diye düşündüm. Hı -hı. Bu da ilginçti ama işte hani neden böyle bir şey oldu? Farkına varma fotoğrafı. değil de şey var. Sırayla gerçekleşiyor bu iş. Hı -hı. Sırayla gerçekleşti gerçekleştiği için de e, tabii senin yanında gerçekleştirir, sen onun farkındasın. <laughs> Sonra arkadaşına söylüyorsun arkadaşın farkında olmadığı için herhalde bir çekim alanı falan mı var diye düşündüm. Yani yan, yanı başındakini hatırlayabiliyorsun ama senin o çekim alanından ya da artık o kapsama alanı mı diyeceksin <laughs> ne, ne diyeceksin artık. O alanın dışındakiler direkt siliniyor anılar evet. gibi. Acaba olabilir mi diye düşündüm. Yani farklı bir bölümdü. Ya aklıma şimdi çok alakasız olacak belki ama değerli bir filmi geldi birden biliyor musun? Bir şeyleri fark ettiklerinde artık eskisi gibi değiller ya. Fakat çevresindekileri de inandıramıyorlar buna. Şey de aynı, Dark City miydi? O da aynı <laughs> filmlerden. İkisi de o farkındalığı gösteriyor. Bir şeylerin Tabii. farkına bir varıyorsun. Daha sonra ama karşı tarafı ikna etmeye çalışsan da <laughs> öyle dövüş sahnesi falan vardır. Geçen evet. yayında da konuşmuştuk bunu. Saygın Vatandaş diye bir film yapmıştık. <laughs> Orada konuşmuştuk, ele almıştık e, değil filminde. Evet. Artı saygın vatandaşı da öneririm bu arada. Yani farklı bir senaryosu var ama değil Evet dediğin gibi farkına varmayla ilgili güzel bir film. Bunun dışında e, yakın zamanda Ray Bradbury'nin Resimli Adam kitabını okuyorum şu anda. <laughs> Ondaki ilk öykü de biraz çağrıştırdı bana. Onu da 70'lerde olması lazım basım tarihi. O hikayede de bir oda var ve oda e, bir şekilde insanları yutuyor. Ve ne olduğunu bilemiyorsun o insanlara tam hmm. anlamıyla. Yani dışarıdan bakan insanlar ne olduğunu bilmiyor ama tabii ki de olayın içinde olanlar bunun farkında. Biraz da onu çağrıştırdı. Bunda da çünkü hani bir şekilde bir yere doğru çekiliyor, bir yere gidiyor bu insanlar ama ne olduğunu bilemiyoruz. Ya benim de işte ilk aklıma gelenin ben kendimce gerekçe olduğunu düşünüyorum hala hani yanlış bir paralel evren <laughs> teorisi falandır diye düşünüyorum. Farklı bir evrene gelip o evrenin bunları kabul etmemesi ve yok etmesi gibi hani varlık olarak. Ama zaten dünyadan yola çıkmamışlar mı? Hani... İşte paralel evren girdi ya. Baştan çünkü oraya geliyorlar. Ben Sonuçta. öyle gerekçelendirmeye çalışıyorum daha doğrusu. Hani <laughs> sana zaten hiçbir bölüm hiçbir şey vermiyor elinde. Evet. Senin hayal gücüne bırakıyor. Bütün devreleri kastır diyor yani. Bence bu olur, bence bu olur tartışmaya açık bir bölüm baktığımızda. Sanırım hiçbir sonuca varmadığım bölümlerden biriydi yani. <laughs> ne kadar düşünürsem düşün. Süreç bölümü ya direkt. Evet. Süreci görüyorsunuz, sonunu sen getir diyor Hı -hı. yani. İlginç bölümdü. Güzeldi yani hani evet. akılda kalıcı bölümlerden. Birinci bölümde mesela yine hafızası yok. Neredeyim Hı -hı. ben? İlk bölüm hatırlıyorsunuz. Evet. Where is everybody miydi? Evet, where is, evet. Everybody galiba. Hı -hı. O bölümde sonunu görüyoruz. Ha tamam deney varmış. Burada da ben öyle bir şey çıkacak mı diye düşündüm. Bölüm bitti zaten. Yani çıkmadı bir şey. <laughs> Valla bunun dışında sen ekleyeceğin not aldığın bir yer var mı? Bende de Yok. Ama hani bu bölümün ana teması korkutuculuk aslında. Bilinmezlik. Hani o <laughs> bildiğin bir şeyi kanıtlayabileceğin arkadaşın da yok olmasından sonra hiç kimse kendi derdini anlatamıyorsun ya sana kimse inanmıyor. Yani biraz da böyle huzursuzluk veren bir bölüm. Evet ilginçti ya gerçekten de düşününce. öyle bir durumda kalsam ne olur diyorum ama bir şey de yapamıyorsun. Hani. E, tabii. Kaçışınlarım. Ee, benim not aldığım 2-3 şey var. Ama yani bu film, oğlum bu bölümü izledikten sonra mesela benim başıma böyle bir şey gelse farklı davranırsa tabii. Ölceli biliyorum. Bu bölüm gibi olursa yandık diyorsun yani. Yok olacaksın. O zaman istediğim şeyleri yaparım. Adam Yapamazsın bir hiçbir yeri. Sen yoksun. Yani varlık <laughs> olarak yoksun. O evrene ait değilsin yani. hani. Tamam işte istediğim gibi davranmaz mıyım mesela? Polisler götürür de istediğin gibi davrandığına. Sen yoksun çünkü kimliğin yok. O açıdan bakmak gerek. Toplumsal düzeni bozdurmazsa kimse. <laughs> ya tamam gidip bir <laughs> Hadi kanunsuz bir iş yapmayacaksın ki. Gidip gezeceksin, edeceksin yani kim ne diyecek sana. Şey söyle, nerede kaldık ben onu hatırlayamadım şu an. Ee, şimdi benim aldığım bir iki not var <laughs> ee, bölümle ilgili. Ee, senaryoda olmayan bir sahne eklenmiş diziye. Bu hani bara girerken e, camı kırıp giriyordu karakter. Hatırlıyor <laughs> musun? Normalde senaryoda öyle bir şey yokmuş. Fakat bunun daha etkileyici e, olacağı düşünüldüğü için Rod Serling de bunu kabul ediyor. Çünkü karakterin onun içinde bulunduğu ruh halinde bunu yansıtabiliyor hani bu şekilde davranması. Doğaçlama yapılmış. <laughs> doğaçlama. Bir, şu doğaçlama kısmında e, güzel doğaçlamalar oluyor gerçekten. <laughs> hani, ben özellikle yani... birinci bölümdeki telefon kulübesinde sıkışma sahnesi var. O güzeldi. Mesela o <laughs> çok hoşuma giden bir şey olmuştu. Onun dışında e, Rod Serling bu kazaya sebep olan çarpışma kısmını da çekmek istemiş. Fakat bayağı maliyetli olacağı Tabii. düşünüldüğü için bundan vazgeçilmiş. Ardından işte anlatıcı olarak bundan kısaca bahsedip geçmiş en başta. Bu şekilde benim not aldığım yerler. Benim de zaten çok ekleyeceğim bir şey yok. Yine hani baktığımızda üstüne bayağı bir konuştuk. <laughs> o zaman bu bölümü de burada yani biti, bu yayını burada bitirebiliriz. Bir sonraki yayınımızda 12. bölümü ele alacağız. What You Need isimli bölüm. O zaman gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.